Pastırma sucuk ve mantıya AB tescili. Avrupa Birliği Komisyonu Kayseri mantısı, Kayseri pastırması ve Kayseri sucuğunun coğrafi işaret tescili başvuru taleplerini kabul etti. Malatya kayısısı için de 3 yıllık değerlendirme süreci de sorunsuz tamamlandı ve tescil haberi bekleniyor. Türkiye'de AB Komisyonu tarafından coğrafi işaret tescili alınmış 2 ürün olduğunu belirten Profesör Doktor Yavuz Tekelioğlu, bu 2 ürünün Gaziantep baklavası ile Aydın inciri olduğunu söyledi. İlan süresi 3 ay, o süre bitti. Ondan sonra da yaklaşık 2 ay daha geçti. Yani ama bugünlerde mutlaka Malatya kayısında tescil edilmiş olması gerekiyor. Ve de bu sabah itibariyle aldığım haber, ülkemizde biliyorsunuz 204 tane tescil edilmiş ürünümüz vardı. Bu sayı 205'e yükseldi. En son olarak Ardahan çiçek balığı da tescil edildi. 205. ürünümüz olarak. Şu anda tescil edilmiş 2 tane balımız var. Biri pervari, sirt pervari balığı. Diğeri de Ardahan çiçek balığı. Ben bu fırsatla Ardahan ili Arı Yetiştiricileri Birliği'ni de tebrik ediyorum bu çabaları nedeniyle. Tescillerin birliklerden, kooperatiflerden gelmesi son derece olumlu bir gelişme. Çünkü bunlar üreticilerin grupları. Bu yasa içerisinde coğrafi işaretlerle ilgili bir kitap var. İkinci kitap tamamen coğrafi işaretlerin ve çok büyük yenilikler getiriyor. Bu yeniliklerin içerisinde ve önemlisi bundan böyle coğrafi işaret logolarının tescil almış ürünler üzerinde kullanılması. Türk patent içerisinde coğrafi işaretlerle ilgili bir dairenin kurulması. Tescil sürelerinin azaltılması, tescil maliyetlerinin azaltılması. Bunlar son derece olumlu gelişmeler ki bundan sonra tescillerde çok hızlı artışların olacağına inanıyorum. Yani bunun göstergesi de bakın şu an itibariyle başvurusunu yapmış ve tescilini bekleyen tam 322 tane ürün var. Türkiye'de potansiyel çok yüksek. Türkiye'de çok yüksek bir potansiyel var. Ya şu ana kadar alınmış tesciller toplam potansiyelin ancak %8-8,5'unu oluşturuyor ki bu konuda yapılacak çok şey var. Ama yeni oluşumla, yeni kurumsal düzenlemelerle ve yasal düzenlemelerle bu gelişmelerinin hızla artacağını tahmin ediyorum.